Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Uzun zaman sonra bir canlı yayınla birlikteyiz. Son 4 ayın arkadaşlar çalışma stratejilerini konuşacağız. Yani süreci nasıl götürmeli? Tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerine nasıl çalışmalı? Tekrarlarımız ne sıklıkla olmalı? Nasıl bir strateji götürmeliyiz arkadaşlar? Bir canlı yayın yapacağız. Bugün çok değerli hocalarım konuk olacak. 7 İklim ÖSYM Ne Sorar ekibini alacağım. Selami hocamı, Reyhani hocamı, Hakan Bileğin hocamı. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir yayın yapacağız. Sorularınıza da cevap arayacağız. Aslında arkadaşlar sizin adınıza hocalarımıza sorular yönelteceğim. Yani bu süreçte tarih, coğrafya, vatandaşlıkla alakalı çalışma stratejimiz ne olmalı? Buna yönelik arkadaşlar. Hocalarımız yavaş yavaş geldiğinde bununla ilgili sorularımı yönelteceğim. Sizlerin de sorularına cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar bu süreçte ilgili. Selami hocam geldi. Diğer hocalarımı da bekliyorum. Onları da yayına alayım. Onları da yayına alayım hocalarım geldikçe. Selami hocam merhabalar. Merhabalar Cüneyt hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Ben Hakan hocamı da yayına davet edeyim. Teşekkür ederim. Efendim hocam? Ben deyim. Biraz donma mı var? Benden mi kaynaklanıyor acaba? Bilmiyorum öğretmenim. Şimdi hemen ben bir ayarlama yapayım. Sesim hepinize geliyor mu hocalarım? Ben alıyorum öğretmenim. Sesinizi tamam şu an donma var mı yayında? Herhangi bir donma var mı, takılma var mı? Hiçbir şey yok. Fıstık gibi şu an. Yok, tamamdır. Sevgili arkadaşlar yorum kısmını biraz kapatacağım. Hocalarımızla biraz sizin için sorular yönelteceğim. Sizin adınıza bir sohbet gerçekleştireceğiz. Değerli hocalarım kırmadılar. Yayın davetimi kabul ettiler. Öncelikle onun için de teşekkür ederim. Arkadaşlar yorum kısmını kapatayım. Ondan sonra sorularınızı alacağım. Bir ricam var. Her yayında söylüyorum. Ne kadar çok kalp atarsanız yayın o kadar çok donuyor. Yani bunu arkadaşlar hep dile getiriyoruz ama haliyle arkadaşlarımız kalp atmaya devam edecektir ama ben yine de bunu ifade etmiş olayım. Yorum kısmını kapattım. Hocalarım hoş geldiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Kırmadınız. Yayın davetimi kabul ettiniz. Son 4 ayı konuşacağız. Arkadaşlara aslında bu son 4 ayda nasıl çalışmaları gerektiğini, tekrarları nasıl yapmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini bir nevi anlatmaya çalışacağız. Ben öncelikle sorularıma geçmeden, arkadaşlar adına size soru sormadan, nasılsınız hocam, nasıl gidiyor pandemi döneminde dersler, hayat, onu sorayım sırayla isterseniz. Cüneyt öğretmenim, böyle bir fırsat verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ÖSYM Ne Sorar ekibine katıldığın için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Böyle güzel bir ekibe beni dahil ettiniz Cumcan. Bize güç kattın, şeref verdin. Bu arada Mustafa hocam, Mustafa Özdemir Tarih bize selam gönderdi buradan. Görmedik, ona da kocaman selam. Tüm arkadaşlara evet, kocaman selamlar buradan. Pandemi hocam, yani kilo aldık. Böyle bilgisayarın başından kalkmıyoruz. Instagram'da, bilgisayarın başında ders anlatma, canlı dersler. Benim yoğun canlı derslerim çok fazla. Onunla uğraşıyoruz. Ya böyle biraz şimdi cumartesi pazar Ankara'da hava çok güzeldi hocam. Cumartesi pazarda evet. Yasak vardı Ankara'da. Siz de Ankara'dasınız. Ya bugün de mesai var. Okula gittim. hava yağmurluydu. Ya enteresan. Havalar bile gülmedi bize yani. Böyle bir durum. Evet, Ankara'da ama biraz sıkıntı var evet, pandemiden dolayı. Ama buna şükür. Buna şükür. Hakan hocam, Reyhani hocam, sizlerden de durumlar nasıldır? Neler yapıyorsunuz pandemi döneminde? En azından sorulara geçmeden bunu sormuş olayım sizlere de. Reyhani hocam buyur. Eyvallah hocam. İyi akşamlar. Vallahi biz de aynı yoğunluğa devam ediyoruz. Yani nefes alacak zamanımız yok, o durumdayız. Yüz yüze dersler yoğun, günde 10-12 saat, sonra eve geliyoruz, online'lar devam ediyor. Onun için büyük bir yoğunluğun içerisine girmiş durumdayız. Ama tempoya da alıştık. Şöyle bazen dersimiz 10 saatin altına düştüğü zaman
kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz. Acaba niye böyle oldu diye. Acaba gidip kendi kendimize bir online mı yapalım, ne yapalım gibisinden bir boşluğa da düşüyoruz yani. Ama keyifli, zor bir süreç. Ancak keyif almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla birlikte olmaya, özellikle yüz yüze de durumlarını paylaşmak istiyoruz. Zor bir süreç ama birlikte ilerleyince biraz daha bu zor süreci daha kolay atlatıyoruz gibime geliyor. İnşallah öyle de olur hocam. Hakan hocam, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Merhabalar hocam. Merhaba. Valla bizimki de aynı şekilde hocam. Bayağı yoğun geçiyor. Selami hocam sayesinde sağ olsun. Durmadan kitap yüklüyor bize. Allah'a çok şükür. Hem yüz yüze derslere devam ediyoruz. Ben de Kayseri'deyim. Kayseri Peygamber Akademi'deyim. Evet. Hem orada yüz yüze derslere devam ediyoruz hocam. Hem de kitap yazma çalışmaları aynı şekilde oldukça hızlı bir şekilde hem de devam ediyor. Hem de işte YouTube için video çekimlerimiz var bizim. Onları Evet. yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor hocam şu süreçte. Yani İnşallah sağlıkla güzel şekilde yoğunluğunuz daim inşallah. olur ama sağlıklı olur hocam, öyle dileyelim. İnşallah hocam, inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, arkadaşlar da tabii ki merak ediyor. KPSS'ye 4 ay gibi bir süreç var. Tabii ki bu 4 ayı dile getirdiğimizde biraz strese giriyorlar. Aa, 4 ay mı var diye, ama gerçekçi olmak gerekirse 4 ay var. Bu 4 ayda da herkesin çok sevdiği 3 branşı, ironi olarak mı söyleyeyim, gerçek olarak mı söyleyeyim, herkesin çok sevdiği ya da korkarak baktığı 3 branşı anlatan 3 değerli hocam var. Tarih, coğrafya, vatandaşlık. Herkesin hani olmuyor, olacak mı, olur mu, yapabilecek miyim dediği 3 branş. Bununla ilgili sorular yönelteceğim. Konuşma sırasını sırayla da yapabiliriz ya da siz kendi aranızda hocam kendinize söz vererek de gidebiliriz ama İlk sorum şu olsun. Hani şimdi korkulu rüya, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Herkesin ezber ya da bilgi arasında hala çelişkide olduğu, ezber mi, bilgi mi, yorum mu, kafaların karıştığı. Son 4 ay yetişip yetişmeyeceğini sorguladıkları. Tabii ki Eylül'den başlayan arkadaşlar da var. Geç başlayan arkadaşlar da var. Herkesin en meşhur sorusuyla başlayayım. İlk sorum o olsun. Sonra diğer sorulara geçeceğim. Hocalarım, branşlarınızın özünde düşünürseniz son 4 ayda tarih, coğrafya, vatandaşlık yetişir mi, yapabilirler mi? Selami hocam, senle başlayalım. En sevdikleri branşta tarihle. Tarih çok da sevdikleri bir branş olduğu söylenemez. Ama hocam, şimdi aslında tarihten öğrencilerin yani bu bir Amerikan tarihi ya da İngiliz tarihi değil. KPSS'de çıkan tarih Türk tarihi, Osmanlı tarihi. Yani İslam öncesi Türk, Osmanlı, İnkılap ve Çağdaş hepsi bizim tarihimiz. Sadece biz bu gençliğe çok yükleniyoruz. Yani şunu da ezberle, bunu da ezberle, şuna da bak, buna da bak. Bu çok yanlış. Zaten şuradaki arkadaşlara sorsak, desek ki kaç net lazım desek, muhtemelen bazısı 15-20 diyecek, bazısı 20-25 arası diyecek. Bazısı çok yüksek branşlar vardır öğretmenlikte, işte edebiyat gibi, tarih gibi. Onlar diyecek ki hocam benim işte 27 yapmam, 26 yapmam gerekiyor falan. Yani bunun ortalaması 20-27 arasıdır, 20-25 arasıdır. Normalde öğrenci, aday, çalışan, arkadaşım, her kimse artık bir kere bundan korkmaması gerekiyor. Biz öğrenciyi salak yaptık. Şunu ezberle, bunu ezberle, şuna bak, buna bak. Hiç alakası olmayan Wikipedia bilgileri, Google bilgileri ekledik koyduk, ekledik koyduk. Bunlarla hiç alakası yoktur KPSS tarihin. Ya da hiç fark etmez herhangi bir sınavdaki tarih konuları. Bilmeleri gereken şey met müfredatıdır. Met müfredatının içerisindeki bilgilerdir. Ve bu noktada kendilerine güven duymaları gerekiyor. Bunun yani bu bir ay değil, 4 ay değil, bir ayda olsa bu iş halledilebilir. 45 günde olsa halledilebilir. Yani bu konuda bir kere korkmamaları gerekiyor. Ben bu işi hallederim demesi gerekiyor. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Bununla ilgili sosyal medyada zaten soru çözen, ders anlatan, YouTube'un da videoları olan çok arkadaş var. Orada seçici olacaklar. Bunlardan bir tanesini, iki tanesini alacaklar. Onların çektiği videoları izleyecek, güvendiklerini. Yani diyecek ki bu hoca müfredata göre anlatıyor. Bu hoca her halkı anlatıyor. Her halkı anlatıyorsa benim işime yaramaz. Olmaz. Yani yanlış çünkü. Yani her halkı anlatıp
öğrencinin ezber yönünü ortaya çıkarırsam bu öğrenci yapamaz zaten. Yani 20'nin üstüne çıkamaz. Öğrenciye anlaması gereken, Selami bilmesi hocam gereken bende dondu ama bundan sonra bu. Tarihten korkmadan çalışacak, anlayarak çalışacak, örgüsünü yaparak çalışacak, olayları birbirine bağlayacak. Bunu yaptığı zaman öğrenci zaten hiç bilmediği bir yerden çıkan soruyu da çok rahatlıkla yapabilir. Çünkü dört tane doğru, bir Selam tane hocam. yanlış hareket. Az önce yayın bende dondu sanırım. Diğer hocaların da dondu mu bilmiyorum. Yok, Yayına yok hocam. tekrar. Sizde dondu sadece. Yani diğer Ha, yayınlar da ve sonra. tamam. Tamamdır. Yani çoğu arkadaşların bu konuda kendi gönülleri rahat olsun, müreffeh olsunlar. Hiç canlarını sıkmasın. 4 ay gibi bir süre ciddi anlamda çok geniş bir süre. Yani şöyle düşünelim hocam. Çok basit bir şey yaptığımızda bir günde 8 saatin ders çalışmaya ayırdığında 4 ayda 120 gün var. 8 saatten yaklaşık 960 saat yapar. 960 saatte eğer sizin altyapınız, sizin zihniniz bu dersleri kaldırmaya yetmiyorsunuz ama bu işi yapmanın bir anlamı yok zaten. İlk önce iş kendinize güveneceksiniz ve ben bu işi yaparım, ben bu işi başarırım demelisiniz. Ve şundan da uzak durun. Şu MEP müfredatı güncellenen bilgi, bak bu yeni geldi bunu bil. Öyle bir şey yok hocam. MEP müfredatı 2018'de güncellendi zaten. Yani 2018'den beri okutulan müfredat aynı. 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021. 3 yıldan beri yeni müfredat okutuldu. Ama insanlar her şeyi yeni bir bilgiymiş gibi öğrenciye veriyor ve bizim insanlarımızda şöyle bir sorun var. Bizim öğrenciler Google'dan besleniyorlar. Sosyal medyadan besleniyorlar. En büyük hataları bu. Google sosyal medyadan beslenmeyeceksin. Yani bir şey anlatıyorsun, çocuk diyor ki hocam internette böyle yazmıyor ama ya o internette böyle yazmıyor olması böyle olmadığı anlamına gelmez. Bizi burada bağlayan kaynaklar vardır. Kaynak dediğimiz şey de MEP kitaplarıdır, açık öğretimde okutulan kitaplardır. Yani biraz çocukların kendilerine güvenmeleri ve nasıl çalışmaları gerektiğini tespit etmeleri gerekiyor. Bunu yaptıkları zaman çok rahatlıkla 960 saat fıstık gibi yeter hocam. Hiçbir sorun Yani olmaz. şöyle diyebilir miyiz hocam tarih özünde? Aslında siz aslında bir nevi bizim sektöre de bir öz eleştiri getirdiniz. Aslında biz öğrencileri biraz yorduk dediniz. Çünkü öğrenci aslında yapabileceği bir müfredatta seçici davranamadığı için sanırım yapamayacağını düşünüyor, hissediyor. Biraz da ayrıntılı davrandığı için sanırım Google'dan, internetten, sosyal medyadan çok gereksiz ve ayrıntılı bilgileri öğreniyor. Aslında böyle olmasa 4 ayda rahatlıkla tarihi yetiştirebilir. Cüneyt Hocam, diğer hocalarım da hakkını almadan bir şey soracağım bunun ilgili. Tabii ki. Benim Selami Yalçın ile Tarih YouTube kanalında KPSS ile ilgili 2 tane oynatma listem var. Soru çözümler var şu konuyla ilgili. Evet. Biri hocam, hemen şuradan hemen bakacağım. Oynatma listelerine bakıyorum. Ben size onu direkt söyleyeceğim hocam. Bir KPSS konu anlatım 108 video var. 108 video toplamda yaklaşık 90-100 saat civarı. Evet. Diğeri bir oynatma listem daha var. ÖSYM ne sorar diye. Orada da 214 videom var. Şimdi Evet. 108 video, 100 saat, 90-100 saat. ÖSYM ne sorar? 214 video, 22 saat. Emin ol, 22 saatlik videoyu izlediğinde öğrenci KPSS'yi full yapıyor. Geçen yıl hepsi full yaptı izleyenler. 27 tane soru vardı, 27'sini de yaptılar orada. Burada izleyenler muhtemelen evet hocam diyecektir onu. Yani 108'e gerek yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Bana yazanları Anladım. söylüyorum zaten. Orada bak 214 gözünü korkutmasın. 5-6 dakikalık videolar bunlar. Toplamda 22 saat yapıyor. Oku, şey izle, notunu al. Full yaparsın kardeşim. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark, ben sana lazım olan bilgiyi örüntüyle veriyorum. Hikaye anlatmıyorum abi. Olay bu hocam. Otursunlar. 3 günde biter mi hocam 22 saat? Çok rahat biter. Bitti. Ne 4 aya gerek yok. Yani Bırak bitti. O 3 kadar. günde de aslında tarihi yapabilecek bilgiye hakim olur, değil mi? Peki Selami Hocam, tarih için ek sorularım olacak ama ben Hakan Hocam'la devam edeyim. Sonra Reyhani Hocam'a soracağım. Hakan Hocam, peki coğrafya için siz ne dersiniz? Bu 4 ayda
coğrafya yetişir mi? Yoksa aynı Selami Hoca gibi siz rahatlıkla öğrencinin çözebileceğini düşünüyor musunuz? Selam hocam zaten benim söyleyeceklerimin neredeyse hepsini söyledi sağ olsun. Hocam Ben sizi 4 baş ay gibi bir bırakmıyorum bu arada. sürede 4 ay gibi bir süre coğrafya için çok çok rahat yeter. Yani hiçbir şey bilmiyor olsun. Sıfırdan başlıyor olsun. Coğrafyaya kesinlikle ve kesinlikle yetiştirir. Ama Selami hocamın orada söylediği çok doğru bir söz var. Yani biz öğrenciyi gerçekten çok çok fazla yorduk. Yani çok gereksiz bilgiyle öğrenciyi ne yaptık hocam? Oyaladık diyeyim ben size açıkçası. Şimdi ben Evet. sana kısaca bir örnek vereceğim hocam burada. Bir ara Van Gölü'nde hangi balık türü vardır diye bir soru çıktı. İnci Evet. kefal. Yani inci kefali herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü hocam inci kefal endemik bir balık türü. Ve sadece Türkiye'de var, sadece Van Gölü'nde var. Bunu öğrencinin bilmesi gerekiyor tamam ama işte bizim hem öğretmen arkadaşlar hem öğrenciler ÖSYM'yi tam analiz edemedikleri için ondan sonraki sene hocam kitaplara bir baktım. Van Gölü'ndeki balık soruldu diye tüm göllerdeki balıkları tek tek bulmuşlar, yazmışlar. Tamam mı? Arkasından da demişler ki abi bu sene gölü sordularsa seneye ırmağı da sorabilirler. Lan nereden buldunuz o kadar ırmaktaki balıkların isimlerini falan? Irmakları da hocam tek tek kitaplarda yazıyordu. Ya ben bu adama göllerin isimlerini zor ezberletiyorum. Bir de kalkıp içindeki balıkları ezberleteceğiz. Yani bu çok saçma bir şey. Aslan Maalesef Hocam, bir bunlar şey yapıldı sorabilir hocam. miyim orada? Bir şey Buyurun sorabilir miyim? hocam. Çok Buyurun. lafını hiç bölmeden, yani çok özür dileyerek. Van Gölü Estağfurullah. inci kefalin özelliği ne? Hocam endemik bir balık türü ve sadece Türkiye'de var. Bitti. Başka bir yerde yok. O Ha zaman bunu işte. soruyorlar. Yani bu yüzden soruyorlar bunu. Ha Yani ben de sen onu demek sorulma istiyorum. sebebi, özel olması. Özel olması hocam, yoksa git bizim Çekerek Irmağı'nda, Yozgat'ta, Amasya'da, Yeşilırmak'ta çıkan bir kılçıklı balığı niye sorsun adam yani? İşte ben de onu demek Gerekleştirme istiyorum hocam. Yani olarak. gereksiz bilgiyi çok yükledik öğrenciye ve ÖSYM'yi tam analiz edemediğimizden böyle oldu. Hani mantık şu, ÖSYM sormuş o zaman öteki gölleri de sorabilir. Ya öyle değil işte. Yani bunun mantığını bilmek gerekiyor. Mantığıyla çalışırlarsa iş çok basit. Coğrafya hocam yani şöyle söyleyeyim. Tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe, matematik, işte eğitim bilimleri dersleri, ÖABT dersleri işte ya da A grubu arkadaşlar için iktisat, hukuk, işletme, maliye her neyse. Bunlar içerisinde hocam en basit olan ders emin olun coğrafya. En basit olanı. Ve full yapma Bana göre de ihtimali tarih. en Bana göre de yüksek olan tarih. ders. Bana göre Full de tarih. yapma Tamam. ihtimali de en yüksek olan ders gerçekten. Ama ben bunu anlatamıyorum öğrenciye bir türlü. Çünkü Peki niye? hocam, bu ön yargılar, şimdi Reyhan hocama da geçeceğim de. Bu ön yargı mesela tarihte de, vatandaşlıkta da, coğrafyada da var. Reyhan hocamın sözüne çok almak istemiyorum ama en azından şunu sormak isterim. Bir tarihçiye, bir coğrafyacıya, sonra vatandaşlık öğretmenine de soracağım ama. Peki bu ön yargı niye? Mesela denemeye giriyor çocuk. Bize geliyor. Ben eğitim bilimleri anlatıyorum. Ben tarih yapamıyorum, galiba atanamayacağım. Ben coğrafya yapamıyorum, atanamayacağım diyor. Herhangi bir soru bankasını alıyor. Orada da bir emek var. Bir şey de diyemiyorum. Ona da yapamıyor. Yapamadıkça kendi emeğini sorguluyor. Yani sizin burada temel öneriniz, kıstas ne olmalı? Yani bir öğrenci kendine kıstas neyi görmeli? Tarih içinde, coğrafya içinde. Sonra vatandaşlık içinde soracağım. Hocam İkiniz de birbirinizi öncelikle beklediniz de. Evet Hakan Bey. öncelikle ben söyleyeyim. Hocam burada ben senin dersleri daha önce dinledim. Birkaç dersini dinledim. Orada Sağ ol. maçlardan şey yapmayı, örnek vermeyi seviyorsun. Onlara da rast Evet. geldim. Bazen maçlardan falan örnek veriyorsun. Öyle bir örnek vereyim hocam ben sana. Biz rakibimizi tanımadan olaya giriş yapıyoruz. Yani KPSS'nin ne olduğunu, KPSS'nin ne sorduğunu, müfredatı nedir, konu kapsamı nedir bunu bilmeden biz olaya dalıyoruz hocam. Bizi korkutan da bu oluyor. Yani coğrafyada atıyorum sınırım belli benim Türkiye coğrafyası başka bir şey yok yani. Ama biz bunu bilmediğimiz için hocam ne var ne yok ya çıkarsa mantığıyla çalışmaya koyuluyoruz. Yani benim tavsiyem şu oluyor arkadaşlar hep. Yani bir ön yargıyı yıkmak için öncelikle şu çıkmış soruları bir inceleyin. ÖSYM ne sormuş? Konu kapsamı nedir? Bunları adam akıllı bir öğrenin Allah aşkına. Yani ondan sonra rakibini tanıdıktan sonra ne yap hocam? Olaya giriş. Hani senin üzerinden örnek verecek olursak mesela hiç tanımadığım bir takımla maç yapacağım diyelim. Misal hocam ne yapar Evet. teknik direktör ilk önce o maçın
birkaç işte Videolar ya da mı? o takımın oynadığı videoları izletir. Doğru mu hocam? Evet. Yani niye? Rakibini iyi tanı diye. Ha işte bizim de yapmamız gereken bu. Öncelikle rakibi bir tanımamız gerekiyor. ÖSYM'nin müfredatını iyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa ne çıkar ya, yani ya çıkarsa mantığıyla her şeye çalıştığımız zaman bu olay olmuyor hocam. O şekilde ÖSYM'nin çok çok zorlayacağı, ki hiç sanmıyorum onu da, çok çok zorlayacağı bir soru olabilir coğrafyada. Onun Evet. dışındakilerin zaten nereden ne soru çıkacağı belli. Hocam geçen seneki canlı yayında, yani ben son tekrar dersleri yaptık Kayseri Peygam Akademi olarak. Sabahtan akşama kadar 8 saatte coğrafyayı anlattım. O Evet. 8 saatte anlattığım yerden 16 soru geldi hocam. Niye? Yani kapsam belli. 18 sorunun 16'sını biz hemen 8 saat içerisinde zaten anlattık öğrenciye. Ama işte öğrenci bunu bilmediği için ya şu da çıkarsa ya şu da çıkarsa ön yargı oradan geliyor. Ha bu ön yargıyı sağlayan da sadece öğrenci değil, maalesef işte hocalarımız da kitaplarımız da tam olarak ÖSYM'yi analiz etmedikleri için hocam öğrenciyi yanlış yola sevk ediyorlar ve öğrenci de o soruları görünce ister istemez dediğin gibi ya diyor, hani sorular böyle çıkıyorsa diyor, hani ben hapı yuttum o zaman diyor, hiçbir şey bilmiyorum Evet. demek ki diyor adam. Olay bundan Evet. kaynaklanıyor hocam bence. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi ben Reyhane Hocama döneyim. Selami Hocam, bunun cevabını sizden de isteyeceğim. Reyhane Hocam, vatandaşlık herkesin en sona bıraktığı ve bir şehir efsanesi var. Vatandaşlık en son çalışılır, vatandaşlığa en son bakılır dedikleri bir şehir efsanesi var. Vatandaşlığa garip bir bakış var. Hani sanki sonunda çalışılmazsa unutulur şeklinde. Güncel zaten ayrı bir şey. Onu soracağım ama vatandaşlık gerçekten sonda mı çalışılmalı? Yoksa vatandaşlık çalışırken, aynı soruyu size de yönelteyim, şu an belli bir sürede, belli bir saatte arkadaşlar bitirebilirim aslında. Yani şunu söyleyeyim, şu anki programımızın adı işte son 4 ayda nasıl çalışılır? Benim aslında bu programa katılmamam lazım. Çünkü vatandaşlığı, öğrencileri vatandaşlığa bakış açısı şu, son 20 gün. Yani bundan sonra bir canlı yayın yapılacaksa Son ben son 20 gün 20 yapalım. günde katılayım. Yani şu anda çok erken zaten. Yani vatandaşlık dediğin son 10 günde. Hatta bazıları öyle baba yiğitler de var. Ben 14 yıldır da vatandaşlık anlatıyorum. Bu kadar cesaretli değilim. Son bir haftaya bırakanlar var. Yani böyle gıptayla bakıyor. Onun için bir şehir efsanesi var, evet. Ancak o şehir efsanesi futbol maçı gibi düşünün. Rakibimizi tanımıyoruz ama kesinlikle yeneriz. Yani 3 atmazsak 2 kesin atarız. Ama maçın sonucuna bakıyoruz, 9-0 yenilmişiz. Öyle bir durumumuz var. Onun için son 20 gün öyle bir efsanemiz var. Aynen öyle. Ama çok büyük bir hata. Maalesef yani biz tarihi, coğrafyayı, vatandaşlığı birlikte yürütürken netleri de dengeli götürmemiz gerekiyor. Ancak işte tarihte bir hedefimiz var. Ulaşılabiliyor bir şekilde. Selami Hocam da söyledi. İşte 20-25 arasında. Coğrafyada zaten çok basit bir gözle bakılıyor. Çünkü hiç çalışmasam bile diyor ki 10 neti çok rahat yaparım diyor. Ama enlem boylama hocam diyor. Enlem boylama olunca yok, ben orada yokum. İşin Peki içinde matematik konum lafı madenlere var ya. geliyorum. Aynen. Madenlere geliyor, ben o kadar madeni ezberleyemem şeklinde. İşte vatandaşlıkta da böyle bir durumumuz var, onu kıramıyoruz. Yani yüz yüze derslerimiz var. Bugün mesela diyorum ki yasama yılı ne zaman başlar? Diyoruz ki işte yazıyoruz oraya, 1 Ekim'de başlar. Ne zaman sona erer? 30 Eylül'de. Öğrencinin sorusu şu, hocam dedi yasama yılı bir gün mü sürüyor? Şaşırdım yani, nasıl yani? Dedim ya güzelim, yani 1 Ekim'den sonra 30 Eylül mü geliyor? Hocam nasıl yani? Ya onu ispatlamaya çalıştık. Neredeyse enlem boylam güneşin geliş açısına göre anlatacak. Sonra diyor, aa hocam pardon. Ama bunun için 10 dakika tartıştık. Yani 1 Ekim'den sonra 30 Eylül'ün gelmeyeceğini 10 dakikada anlatabildik. Ve gayet de ciddi. Yani espri yapsa diyeceğim muhteşem. Yani 2021'in en iyi esprisi. Ancak 10 dakika mı aldı hocam bugün?
Öyle de bir durum var. Yani bir yere takıldığımız zaman bir de inatlaşıyoruz. Yani vatandaşlıkta o da çok fazla. Bir de bazen diyorum ki ya kelime oyunlarına dikkat edin. Yani ÖSYM vatandaşlıkta özellikle kelime oyunlarını yapar, sever. Bununla ilgili bir örnek vermiştim hocam. Bugün ara seçimleri anlattık. Dedi ki seçimler hangi gün yapılır? Pazar günü yapılır. Hatta espri olarak dedim ki kiliseye ne zaman gideriz? Pazar günü gideriz. Orada bir ara seçimle ilgili bir soru geldi. Sorunun bütün şıkları doğru. Yasama döneminde bir kere yapılır. İşte 30 ay geçmeden 1 yıl kala ara seçim yapılamaz vesaire. Son madde şu. Diyor ki ara seçimler işte bir kuralı vermiş. 90 günü takip eden ilk cumartesi günü yapılır. Kelime oyunu. Seçim ne zaman yapılır diye soruyoruz. Pazar. Ancak soruya dönüştüğünde o pazarı görmüyoruz. Cumartesi. Böyle bir durum yaşıyoruz. İlginç bir durum. Bazen soruyorum diyorum ki YTL'den kaç sıfır atıldı? Evet. Hemen cevap veriyor. Hocam 6, hocam 6. Sonra diyorum ki ya zaten YTL sıfırın atılmış hali. Ya hocam böyle mi olur? Ya işte ÖSYM de öyle soruyor. Kelime oyunları var. Güncelleri zaten büyük ihtimal sorunuz olacaktır. O da apayrı bir dünya. Onun içinde ayrı bir mücadele etme sahası var maalesef. Peki bu vatandaşlık o zaman yani aslında son 20 güne bırakılmaması gereken aslında ÖSYM'nin istediğinde çok basit kelime oyunlarıyla ters köşe yapabileceği bir alan. Sadece bizim arkadaşlarımız vatandaşlığı çoğunlukla sanırım ezber yani bakayım gireyim diye gördükleri için biraz o şehir efsanesi aslında ters istese ÖSYM her yönden de sizin dediğiniz örneklere baktığımızda çok rahat ters köşe yapar. Peki Kesin. ben yine Selami hocama döneyim. Az önceki sorudan yine Reyhane hocama döneceğim. Selami hocam yani aynı soruyu size de soracağım. Yani bu adam diyor ben tarih yapamıyorum. Denemeye giriyor yapamıyorum. Soru bankasını çözüyor yapamıyorum. Bu adam ne yapmalı? Kıstas olarak şimdi Hakan hocamla konuştum. Hakan hocam benim videolarda verdiğim bir örneği kullandı. Ben hep şunu söylerim aslında çalışma şeklinde. Ya derim her zaman Muhammed Ali ile boks maçına çıkacaksın. Rakibin Muhammed Ali. Ama sen gidip işte mahalleden birkaç abi var. Onlarla boks maçı yapıyorsun. Ben bu maça hazırım diyorsun. Ama normalde yapılan nedir? Muhammed Ali'nin videolarını izlersin. Nereden vuruyor, nerede zaafı var, nereden şey yapıyor. Kıstas bana göre de aslında Hakan hocam o konuda da katılırım. ÖSYM'de bir kurumun soruları. Sizce tarihi yaptım demenin ya da ben tarihi tamam anladım demenin kıstası ne? Ya da ne olmalı ki arkadaşım denemedeki soru bankasındaki netine moral bozmasın? Hocam şimdi 2016'ya kadar, daha doğrusu 2015'e kadar KPSS sorularında FETÖ olaylarından dolayı ciddi anlamda farklılıklar vardı. Yani bunun sebebi de el altından birilerine serbest edilmesinden kaynaklanıyordu. O yüzden soruların nereden nasıl geleceği çok belli değildi. 2015 hatta 2016'ya kadar. O yüzden de öğrenciler şuna alışıktı. Tamam, 21-22 tane normal çıkıyor ama 4-5 tane farklı çıkıyor. Biz bunlara bakalım. Hiç önemli değil. Nereden çalışırsan çalış yapamıyorsun zaten. Yani çalışın hiçbir yerde yok. Ama birilerine servis edilmesinden kaynaklanıyordu. Ama 2016'dan itibaren hocam şöyle bir şey oldu. MEP ile ÖSYM arasında, bunu hocalarım da bilir, Reyhan hocam da, Hakan hocam da bilir. MEP ile ÖSYM arasında bir protokol gerçekleşti. Ve sorulacak soruların müfredat dışı olmayacağı ve yani kazanımlara yönelik olacak konusunda bir mutabakat yapıldı. Ve dikkat edin, 2016'dan itibaren gerek ÖABT'de gerek ise KSS'de MEP müfredatı ve onun kazanımlarına dayalı olarak sorular çıkar. Onun dışından sorular çıkmaz. Çıksa bile bir tane çıkar. O da şöyle der. Bunu zaten çalışan yapar. Yapması gerekir. Biz ne yapıyoruz? Demin Hakan hocam da sizin de Reyhan hocam da söylediği gibi şunu yapıyoruz. Biz soru bankalarındaki soruları doğru yapmak, girdiğiniz denemelerdeki sınav soruları doğru yapmak için çalışıyoruz. Bu bir kere hata. Yani benim amacım Selami Yalçın'ın yazmış olduğu soru bankasının sorularını doğru cevaplamak ya da
yazdığı denemeden full çekmek demek değil. Size lazım olan şey o işi öğrenmek. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı öğrenmek, Kurtuluş Savaşı'nı öğrenmek, Mustafa Kemal'i öğrenmek. Orada ne veriliyorsa onu öğrenmek. Diyelim ki girdiniz deneme sınavına, 27 soruda 5 yanlış yaptınız, 2 de 5 boş bıraktınız, 2 de 3 tane de yanlışınız çıktı. Hiç önemli değil. Eğer siz tarih konusunda bilgi olarak kendinizi mutmain hissediyorsanız, ben bunu biliyorum diye düşünüyorsanız, denemelerde yapmış olduğunuz yanlışların çok da bir önemi yok hocam. Çünkü bizim yapmış olduğumuz hazırlık elimizdeki soru bankalarını çözme yönelik bir hazırlık değil. Ya da deneme sınavını çözme yönelik bir hazırlık. Selam hocam, yine bende mi sadece dondu hocalarım? Yok, bu sefer bende de dondu. Ha, dondu mu? Tamam. Selam evet. Hocam, bağlanana kadar tekrardan size döneyim o zaman hocalarım ben. Onun bağlantısı gelene kadar. Şimdi bu süreçte bu arkadaşların, Selam hocam ayrıldı, onu tekrar bağlayayım, yayına katılacaktır. Bu süreçte bu arkadaşların çalışma stratejisi mesela yazarak mı olmalı? İki branş için de soruyorum. Selam hocamı birazdan bağlayacağım. Dinleyerek mi olmalı? Yoksa bu bireye göre farklılık mı gösterir? Ya da branşa özgü bir çalışma şekli var mı? Mesela coğrafyada ben hep şunu duyarım. İşte harita üzerinden çalışın, harita bilgisi. Ya da vatandaşlıkta işte belli başlı derler ki işte kendiniz kavram haritaları çizin şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Bununla ilgili kendi branşlarınıza özgü çalışma şekilleri, önerileriniz hocalarım var mı? Yoksa bununla ilgili genel geçer kabuller mi var? Yorumlarınız ne olur iki ayrı branş için? Hocam, şimdi bu baştan öğrenciden öğrenciye değişiyor. Yani ben 18 yıldır bu işi yapıyorum aşağı yukarı. Bu 18 yıl içerisinde kimi öğrenci tamam yazarak anlıyor, kimi öğrenci dinleyerek anlıyor ama bence yapmaları gereken şu, ister yazsınlar ister dinlesinler. Öğrencinin burada en çok yaptığı hata baştan sona coğrafyayı tamamen bir çalışayım, 3 gün 4 gün içerisinde bitireyim. Ondan sonra işte sorularını çözmeye başlayıp şeklinde bir hata oluyor. Öncelikle yeryüzü şekilleriyle ilgili o harita kısmı bana kalırsa gerekli daha çok. Hani yeryüzü şekillerine çalışırken platolardır, ovalardır. Mutlaka harita üzerine çizsinler. Yani bu dilsiz haritalar üzerine çizsinler. Ben de zaten YouTube videolarımda tamamen çizim yapmalarını istiyorum. Her seferinde de bunu tekrarlıyorum. Akılda daha iyi kalıyor hocam. Ama onun dışındakiler de dinlemeleri yeterlidir. Çünkü biz anlatırken olayı mantığıyla anlatıyoruz. Yani yazmalarına hiç gerek yok. Mesela ben burada Uludağ'ı anlatırken iç püskürük olduğunu söylüyorum ya, tam madenlere bağlantı atıyorum hocam. Olması gereken de o zaten. Diyorum ki bak, Uludağ işte iç püskürük bir dağımız nedir? Mağma içeride yavaş yavaş soğumuş. Bu nedir hocam? Mağma içeride yavaş yavaş soğursa dünyanın en sert madenleri meydana gelir. İşte Wolfram'ın da Uludağ'da çıkarılmasının nedeni budur. Yani bu bağlantıları kafalarında kurarak giderlerse hocam olayı daha iyi anlarlar. Yani bunlar safi ezber yapmaya çalışıyorlar. O sıkıntı doğuruyor işte. Aslında coğrafyanın tamamı ezber değil. Mantık bağlantısı kurabileceği bir sürü alan var. O bağlantıları kurduğu sürece de Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı çekmezler hocam. Yani sırf bağlantı kurmadıklarından, safi ezber yapmaya çalıştıklarından bu böyle oluyor. Bu birincisi. O mantığını dediğim gibi hani videoları izleyenler de zaten görürler. Fazlasıyla o mantığıyla gidiyoruz. Bu bir. İki, hocam burada yapmaları gereken bir konuyu misal bitirdi. Atıyorum coğrafi konumu bitirdiler. Coğrafi konumu bitirdikten sonra Allah aşkına hemen öteki konuya geçmesinler. Yani coğrafi konumla alakalı bol bol bir soru çözsünler. O konunun oturduğuna bir emin olsunlar. Çünkü coğrafya birbirinden bağımsız bir ders değil. Özellikle coğrafi konu. Coğrafi konum dediğimiz bizim hocam tüm coğrafyayı kapsıyor. Yani tüm coğrafyanın temeli. Onu güzelce bir oturtsunlar. Ondan sonra geçecekse yeryüzü şekillerine geçsin. Yeryüzü şekillerini bitirdikten sonra onun sorularını bol bol ama sorusunu çözsün. Yeryüzü şekillerini bir oturtsun hocam iyice. Anladığına mutmain olsun. Ondan sonra iklim konusuna geçsin. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Biri oturmadan, yeryüzü şekilleri oturmadan iklime geçtiği zaman iklimi çözebilmesine imkan yok.
Çünkü bizde iklim çeşitliliğinin en önemli nedenlerinden birisi de yeryüzü şekillerinin çeşitli olması. Anlatabildim mi hocam? Yani o yüzden bizim konular birbiriyle bağlantılı olduğu için ki sıralama da aslında coğrafyada ona göre yapılmıştır. Hani o sıralamaya da uysunlar her zaman. Yani yeryüzü şekillerini tam olarak anlamadan iklime geçerse hocam hap yutar, iklimi de tam anlayamaz. İklimi anlamadan tarıma geçerse bu kez yine yapamaz. Çünkü tarımla birebir bağlantılı iklim konusu. Evet. Heh, o yüzden bir konunun oturduğuna emin olsun. Sorularını bol bol çözsün hocam. Ondan sonra diğer konuya geçsin. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntısı kalmaz hocam. Yani sene sonunda en fazla bir soru kaçırır. O da heyecandan kaçırır. Yani bilmediğinden değil, sınavda yaptığı heyecandan kaçırır. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Yani coğrafyasına baktığımızda diğer farklı branşlardan şu açıdan da farklılaşıyor. Konular bağlantılı olduğu için o bağlantıyı kurmadığı sürece ne kadar ezber yaparsa yapsın dağları, gölleri, madenleri aslında bir soru Aynen. çıktığında mantık yürütemediği için her zaman zorlanacaktır. O yüzden arkadaşlara çalışırken aslında o bağlantı mantığını yürüterek öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Tabii hocam bak ben işte bir dağların orada bir tane sorun var benim. Bir tane harita üzerinde ki Türkiye'deki işte dağlık alanlarla düzlük alanları bilme. Bak dağların adını ezberlemeyin diyorum 100 kez. Türkiye'de dağlık alanlar nereler, düzlük alanlar nereler onu öğrenin sadece. Bizimki kalkıyor Türkiye'deki tüm dağların adını ezberliyor lan. Ben 18 yıllık coğrafyacıyım. Hepsinin adını tek tek ben bilmiyorum. Yani sen niye öğrenmeye çalışıyorsun? Anlaşıldı mı? Ama bak dağlık yerleri, düzlük yerleri öğrendiğin zaman bu iş çözülür. Çünkü hocam bak orada soruyu soruyorum. Bana sorarsa hocam işte hangisinde toplu yerleşme görülür? Düzlük alana bakacaksın. Bak nüfus ve yerleşme ile alakalı. Hangisinde tarımda makine kullanımı daha yaygındır? Bak bu tarımla alakalı normalde hocam nedir? İşte yine düzlük yerleri bilmesiyle alakalı bir konu. Hangisinde yol yapım maliyeti daha ucuzdur? Ya düzlük yerlerde daha ucuzdur. İşte hangisinde dağ meltemine rastlanmaz? Ya dağ olmayan yerde dağ meltemine rastlanmaz işte. Yani mantık bunun üzerine. Hangisinde fön rüzgarı olmaz? Yine dağ olmayan yerde fön rüzgarı olmaz. Yani sırf oradaki dağlık düzlük alanları bildiği zaman olay bitiyor aslında. Ama ben bunu Ama bir türlü anlatamıyorum. Bizimkiler Hala ezber tamamen yapmaya çalışıyorlar. Ezbere. O da biraz şimdiden aslında... Şimdiden 10 net yaptırdı Hakan hocam. Yani öyle hissediyorum. Evet, fark ettim. Hani konuyu da bir anda anlattırmış oldum. Peki evet. Reyhan hocam. Selam hocam sen koptun ama tam konuşuyordun. O soruyu sana tekrar yönelteyim ama Reyhan hocam. Sizin branşa özgü mesela arkadaşlar bir vatandaşlığı çalışırken kavram haritası mı çizmeli? Video dinleyip soru mu çözmeli? Sadece kitaptan mı bakmalı? Yani sizin de yılların verdiği bir tecrübe vardır. Etkili bir yol vardır. Herkese önerdiğiniz. Ne dersiniz mesela bu arkadaşlara? Nasıl çalışsınlar ki vatandaşlık otursun? Şimdi hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Hakan Hoca şey söyledi. Dedi ki bütün dağları ezberliyorlar. Akıllarında tek bir dağ kalıyor büyük ihtimal. O da Allahu Ekber dağları. O da inancımızdan dolayı. Maalesef büyük öyle. Büyük doğru. Ihtimalle. Biz de. Şimdi hocam şöyle diyeyim anayasa içinde. Tabii ki her öğrencinin tarzı farklı olabiliyor. Kimileri kitabı açar, illa o görecek, altını çizecek, renkli kalem kullanacak. Bazıları ondan hoşlanmıyor. Bir 10 dakika, 15 dakika sonra sıkılıyor. Ama alternatifimiz çok. Alternatifimiz neler? İşte görsel videolar var. Videoyu izleyebiliyor. Ama öncelikle ben tavsiyem şu. Kitapta da çalışsan, videoda izlesen, başka bir tarz da yaratsan kendine göre, ne olursa olsun öncelikle bir not tutmamız gerekiyor. Atıyorum ben işte milletvekili seçilme koşulları. Kitapta da olsa kendi el yazıma ihtiyacım var. Ben kendi el yazımla başlığımı atarım. Kitaptaki özetimi çıkarırım. Kendimce önemli gördüklerim yerleri. Anlamadım mı? Ama bir altyapı olarak el yazımla bir notum olmalı. Benim başlangıç noktam bu olmalı. Daha sonra kitaptan sıkıldım. Tamam, milletvekili seçilme koşullarını aç videoyu. Hangi hoca sana hitap ediyorsa. Çünkü çeşit de çok. O konuda da bir sıkıntı yok. A hocasının videosunu izle. O başlık. Notlarını kontrol et. Ekstradan belki hocanın söylediği bir şey olur. Onu yazarsın. Sonra o üniteyi bitirdikten sonra
soru çözmeye başladığında yeni bir bilgi büyük bir ihtimal çıkacaktır. O bilgiyi de alırsın, milletvekili seçilme koşullarıyla ilgili yere notunu yazarsın. Yani en iyi kaynak kendi oluşturacağınız kaynak olacak. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani bana bazen soruyorlar hocam en iyi kaynak hangisi? Diyorum şu ana kadar ne kadar not tuttun? Hocam 2 sayfa. O zaman 2 sayfalık dünyanın en iyi notuna sahipsin. Bunu artırman lazım. Tamam ben A hocasından anlıyorum. B hocasından da şu konuyu anlıyorum. Onun için mutlaka ama mutlaka o kalemi oynatma meselesi genellikle matematik hocaları söyler. Bu sözel dersler için de bence geçerli. O kalemi tutacaksın, notları tek tek yazman gerekiyor. Ve bu notları da belli aralıklarla tekrar etmemiz gerekiyor. Bizim sözel derslerdeki en büyük sıkıntımız bu aslında. Derse iyi başlıyoruz, iyi götürüyoruz ama tekrar noktasına gelince maalesef. Çünkü öğrencilere şunu söylüyoruz, diyoruz ki arkadaşlarım günlük tekrar yapmak zorundasınız. Haftalık tekrar yapmak zorundasınız. Aylık tekrar yapmak zorundasınız. Soruyorum. Diyor ki hocam ben yapamıyorum. Peki diyorum şu sorularıma cevap ver. Not tuttun mu? Hocam kitapta çalıştım. Peki. Günlük tekrar yaptın mı? Hocam yetiştiremiyorum. Peki. Haftalık tekrar yaptın mı? Hocam zaman ayıramıyorum. Aylık tekrar yaptın mı? Hocam inşallah. Ben de diyorum ki inşallah sınavın güzel geçecek. Yani yapılması gereken bir şey yapmıyorsun ki. Evet. Sonra işte 1 Ekim'den sonra 30 Eylül mü gelir? Onun 10 dakikalık tartışmasını yapıyoruz. Onun için kesinlikle not tutmak zorundayız. Tabii vatandaşlık için söylüyorum. Tabii ki işte coğrafya için mutlaka bir harita. İşte bazen öğrencilere ödevlendirme yaptığımızda naçizane bilgi veriyoruz. İşte dilsiz haritayı kullanmak zorundasın diyoruz. Bilmiyorum doğru mu yaptık şimdiye kadar Hakan Evet Hocam? hocam, tabii ki coğrafyada özellikle yeryüzü şekillerinde dilsiz harita kullanmaları şart hocam. Kendileri çizecek ki yerlerini görecekler yani. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi o zaman Söyleyeceklerim bunlar hocam. Yani inşallah ben halen o kesimden korkuyorum. O son 20 güne bırakacak milyonlarca insan var. evet Bu var. Ben canlı o yayında yüzden bir şöyle soru daha yönelteceğim size. Merak etmeyin. Hani ben tamam. ısrarla onun cevabını almak için merak etmeyin. Selam hocam. Bir şey rica edebilir miyim? İnternete telefondan bağlanabilir misiniz? Bu arada internet Selami abi kopuyorsun. Yine sanırım koptu. telefona geçiş yaptı herhalde. Telefona geçiş yaptı. Onu bekliyorum çünkü normal internetten evden bağlanıyor sanırım. O yüzden bir problem yaşıyoruz. Hani normal telefona geçerse Şu anda sanırım bağlantı daha iyi olur. Selam sesim hocam geliyor mu hocam merhabalar şu tekrardan. anda? Hocam Merhaba tekrardan hocam, sesin merhaba. geliyor mu? Sesiniz geliyor. Görüntü Geliyor. donduğu için telefona geçin dedim. Evet geliyor hocam. Tamam. Geliyor. Geçtim. Bu arada şey söyleyeyim. Bizim Akın Hoca'nın uzaktan eğitim dersi, sosyal bilgilere dersi vardı. Onlar yüklendi bir anda sanki şu anda. Hoş Ha. geldiniz diyeyim onlara da arkada. Onlar Ha. da şey diyordu, hocam dersiniz bitince katılalım filan. Bir anda böyle 150 kişi falan oldular. Merhabalar diyeyim onlara. Hocam, şimdi ben burada şey söyleyeceğim. Donma var mı? Donma var mı Var. hocam şu Bizde anda? var hocam. O zaman şöyle yapalım hocam. Şu Siz an devam yok. edin. Şu an yok. Az önce vardı. Normal telefona geçtiğiniz için Tamam. olmayacaksındır. Tamam. Şu anda normal telefonda olduğum için donma yok. Hocam, şimdi bir şey söyleyeceğim çocuklara, burada dinleyenlere. O kesinlikle ÖSYM'ye sorar videolarını kesinlikle izlesinler. 3-4 günde bitirsinler onu. Ya bir ayda bitirsinler, önemli değil. O Selami Yalçın'da tarih YouTube kanalına gitsinler. İkincisi de şu. Şunu tespit etmeleri gerekiyor. Bizim mesela diyelim ki Hakan Hoca tarihçi olsun, tamam mı? Hakan Hoca ile dedik ki bir genel tekrar soru çözüm videosu yapalım ya da canlı yayın yapalım. İlk başlayacağımız yer neresi? İslam öncesi Türk tarihi. Ya bıktım İslam öncesi Türk tarihinden. Yemin ediyorum var ya, yani bir tane soru çıkar. Ya herkes İslam öncesinden başlıyor. Hocam İslam öncesinden gelecek soruyu öğrenciler yapar zaten. Türk İslam'dan gelecek soruyu yapar. Bu çocukların şunu yapması gerekiyor. Ben nereye bakmalıyım? Hocam en çok bakmaları gereken yer en çok sorunun geldiği yerler. İşte Osmanlı'dan 9 soru gelir, İnkılap'tan 12 soru gelir.
Çağdaş'tan 3 soru geliyor. Peki bir şey Topladım soracağım hepsi. hocam. Bak, Çok güzel bir yere bağladınız da 24 bana soru aslında bir yapıyor. pas verdiniz. Evet. Ben size şimdi. Peki bu Buyurun. konuda tarihçiler neden hep o sırayla başlar da mesela bağlantı kuruyorsunuz belki meraktan soruyorum. Bu arkadaşlarla siz çalışma olarak selam hocam diyorsunuz ki sorunun çok çıktığı yere odaklanın. Peki anlatım olarak mesela genel anlamda tarihi böyle kurgulayamaz mıyız? Hocam bizim en büyük hatamız tarihçi olarak en büyük hatamız ne biliyor musun? O şu. Biz çocuklara İslam öncesinden anlatmaya başlıyoruz ya. Ya 1,5 ay geç. Gelememişim. Ya 1,5 ayda 3 soruluk. Yani aslında Selam hocamın tarihçilerin yine orayı yayını çok donuyor. seri, Bende mi? hızlı bir şekilde geçmeleri gerekiyor hocam. Hocam şöyle yapalım. Ben mekan değiştireyim olur mu? Çıkıyorum ben şimdi. Mekan değiştireyim. Oda değiştireyim ben. Ya benim çalışma odam biraz böyle beni köşeye attılar. Orada çekmiyor olabilir. Mekan değiştiriyorum. Tamam mı hocam? Tamam. Ben çıkayım Bir tekrar gireceğim. dakikaya mı bağlayayım hocam sizi? Hocam 1 dakikaya geliyorum oraya. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamamdır. Bekliyoruz. Şimdi o zaman ben Hakan hocam seninle devam edeyim. Peki bu tekrar sıklıkları ne olmalı Hakan hocam? Coğrafya çalışan bir arkadaş ne sıklıkla tekrar yapmalı? Mesela Reyhan hocama soracaktım. Erken cevap verdiği gibi oldu ama yine ben farklı bir soruyla ona geleceğim ama mesela günlük, haftalık, aylık tekrarlar var. Coğrafyada tekrar nasıl yapılmalı? Soru üzerinden mi gitmeli, konu üzerinden mi gitmeli, harita üzerinden mi gitmeli? Bir arkadaş Evet. coğrafyada mesela siz dediniz ki çok ezber yapıyorlar ama ben bir naçizane fikrimi söyleyeyim. Alanım değil sizin alanınız ama bir sürü hoca bir şey öneriyor. Hafıza öneren var, başka bir şey öneren var, başka bir şey öneren var. Bir sürü Evet hocam. yöntem öneriyorlar. Sizin tekrarda özellikle o unutmayı engellemek için tekrar ne sıklıkla olmalı? Birinci sorum bu. İkinci sorum nasıl olmalı? Anladım. Hocam başta söylediğim şeyler aslında yine tekrarlayacak gibi olacağım da bizde mühim olan tekrardan ziyade olay mantığını kurmak. Mantığını kurarak bu arkadaş sona kadar gitmeli bence. Yani coğrafyayı tamamen bitirmeli. Ama dediğim gibi hani o başta anlattığım gibi bitirmeli. Öyle hepsini birden ben bir coğrafyayı dinleyin. 15 gün içerisinde atıyorum işte 50 video var. 50 videoyu birden bitireyim. Ondan sonra sorulara döneyim şeklinde değil. Mantığıyla öğrenirse işi sıkıntı yok. Konuyu bitirdikten sonra yani tüm coğrafya bittikten sonra bence sıfırdan bir soru bankası almalı. Soru bankası üzerinden hocam. Coğrafi konumu bir çözmeli. Ondan sonra bakacak. Coğrafi konumdan eksiği var mı yok mu? Yani ben gereksiz çalışmaya da karşıyım işin açıkçası. Yani ben coğrafi konumu tam anladıysam tekrar ona dönmeme gerek yok zaten. Bunu da en iyi nasıl tespit ederim? Sorular üzerinden tespit ederim. Sorularını bir çözsün hocam. Baktı orada sıkıntı var mı? Var. Tamam konuya bir daha baksın ama sıkıntı yoksa devam etsin. Yeryüzü şekillerine geçsin. Yeryüzü şekillerini çözdü bitirdi. Tamam aşağı yukarı oturmuş ama işte atıyorum ovalarda, platolarda bazı sıkıntıları çıkıyor. Ya tüm yeryüzü şekillerini tekrar etmek yerine ovalarla platolara bir baksın. Ondan sonra hocam tüm bu konuları oturttu. İşte soru bankasını bitirdikten sonra branş denemelerine geçecek. Branş denemelerinde yine aynı şeyi yapması gerekiyor. Çözdü branş denemelerini hocam. Birinci denemeyi çözdü, bitirdi. İşte atıyorum nedir? Bazı yerlerde yine eksiği var. Bence eksiklerini böyle tamamlamalı. Sorular üzerinden tamamlamalı. Sürekli tekrar ederek değil. Çünkü bu adamın çalışması gereken ders bir iki tane ders değil ki hocam. Yani A grupları var, benzeri var. Adamların hukuk baştan 11 tane dersi var hukuktan. Yani hangi birine çalışsın? O yüzden tekrarı böyle mantıklı bir şekilde yaparsa. Benim ders için konuşuyorum tabii ki. Yani Peki bir şey sorayım. Araya sorularını gireyim. çözer, ona Evet. göre tekrarını yaparsa daha iyi olur hocam. Peki Ben net Hakan miyim? hocam. Net miyim? Ekran iyi mi? Evet net Çok iyi hocam, hocam. çok iyi. Tamam. Çok iyi. Hakan hocam peki bu tekrar yaparken konu bitirdiler. Soru bankasından başladılar. Bazılarında şöyle bir takıntı var. Diğer hocalarıma da soracağım. Aynı anda iki soru bankası, üç soru bankası, dört soru bankası. Mesela nedir? Sizde birinci üniteyi tekrar edecek ya da oturacağını düşünecek. Aynı anda dört farklı yayının soru bankasını götürmek mi? Yoksa
Bir soru bankasını bitir, ikinciyi mi çöz? Yani orada öneriniz ne olur coğrafyaya? Hocam işte atıyorum 3 soru bankası çözecekse 2'ye 1. Yani ikisini bir çözsün, birini sona bıraksın. Bence son darbe için onu bir bıraksın. 2'ye 1 şeklinde olmalı. Yani bana en çok gelen soru da şu oluyor. Kaç soru bankası bitirmem gerekiyor? Ya arkadaş diyorum yani her yemeğin pişme şeyi ayrı, saati dakikası ayrı. Yani bu sana göre değişir. Yani bazısının coğrafyası iyidir. Bir yap şey yeter ona yani bir soru bankası yeter. Ama atıyorum bazıları hocam sayısalcıdır, coğrafyadan hiç anlamıyordur. 4 soru bankası çözse anca yeter. Hani benim matematik gibi düşün. Yani matematikte bana bir konuyu 10 kez anlatsan 11. kez anlatma demem. Yine hocam anlat derim, dinleyeyim derim ama yani bu kişiden kişiye değişir hocam. Yani kaç soru bankası çözmem gerekiyor sorusu da biraz garip bir soru işin açıkçası. Onu kendi belirleyecek. Yani hocam ben bu kadar soru bankası çözdüm. Oturdu. Allah'ın izniyle de branş denemelerinde çözüyorum. Coğrafyadan nedir? Artık yanlışım çıkmıyor. Çıksa bile bir soru, 2 soru o da heyecandan gidiyor. Hiç önemli değil hocam. Onda coğrafya oturmuş demektir artık. Branş denemelerinden ve sonrasında deneme sınavlarından, normal genel denemelerden devam etmesi gerekiyor. Sıralama bu şekilde. Ama bizde öyle bir düzen var ki, işte soru bankasını çözüyor ya, işte 100 soru çözdü. 10 tane yanlışı çıktı. Ya çıksın bırak. Yani %90 başarı çok iyi bir şey. Evet. Yani sınavda %90 yapabilsen zaten uçarsın. Evet, Anlatabildim mi? Ama doğru. 10 yanlış çıktı diyelim. Misal hocam, coğrafi konuda tekrar coğrafi kanımı sıfırdan bir baştan alıyor. Ya bunu yapmayın Allah aşkına. Yani benim diyor olmamış hocam diyor oturmamış diyor tekrar bir coğrafi konum çalışmaya başlıyor. Diyorum ki bak sorularla devam edin. Kesinlikle. Yani 10 yanlış gerçekten çok iyi bir rakam. Ne yapacaksın? Sorularla çözmeye devam et. Abicim sen konuya tekrar dönmene gerek yok yani. Bunlar yaptıkları sürece hocam başarılı olurlar. Yoksa ne yapıyor biliyor musun? İlerleyemiyor. Coğrafi konuda takılıp kalıyor. Aynı işte tarihte ilk Türk devletlerinde takılı kaldığı gibi. Ya bir soru çıkacak yer olmamış diyor. Dönüyor dönüyor başa ilk Türk devletlerine çalışıyor. Dönüyor dönüyor öğrencilere de diyorum dershanede. La oğlum oradan bir soru gelecek diyorum. Ya bir soru bir bırakın diyorum artık. Yani ama anlatamıyoruz hocam işte bir türlü. Yok, İnşallah burada haklısın. anlarlar diye düşünüyorum. İnşallah. Selami hocama zaten konuşturamadık. Çok soracağım şey birikti. Bağlandı anca ama Reyhani hocamla devam ediyorum. Sonra Selami hocama gittim artık. Abi kusura bakma. En sona kaldın. Reyhani hocama Hiç devam et. sorun değil. Hiç sorun değil. Evet. Siz konuşun hocam. Ben şarj aletimi de bağlayayım bu arada. Siz devam edin. Tamam mı? Tamam Katılırım. hocam. Reyhani hocam, peki aynı şeyi size de sorayım. Şimdi tekrar sıklıklarında sizin önerileriniz var. Günlük, haftalık, aylık. Bir de bunu mesela soru bankasıyla mı yapmalı? Konu üzerinden mi yapmalı? Aynı Hakan hocama sorduğum soruyu size de yönelteyim. Aynı anda birden fazla soru bankası mı götürmeli? Ya da sizin de Hakan hocam gibi bir öneriniz mi var? 2 artı 1 ve benzeri şeklinde. Yani şunu söyleyeyim, konu çalıştıkça tabii soru çözme ihtiyacımız doğuyor ama gelip de bilmiyorum yani bir 3-4 soru bankası biraz fazla gibime geliyor. Yani biraz tekrara düşüyor gibi. Çünkü sorular da birbirinin artık bir süre sonra benzeri oluyor. Onun için yani 2 tane soru bankası ideal gibime geliyor. Ancak bizde şu var, planlı bir şeyimiz yok. Çalışmamız yok, sistem yok. Yani altyapı yok. Altyapı olmadığı için biz de soru bankasına yükleniyoruz ya da günlük soru sayısına yükleniyoruz. Günlük işte ne kadar ders çalıştık işte 7 saat, 8 saat. Yani Yani 8 saat 8 saat çalışılıyor. çalışma. Bilmiyorum yani benim için çok olağanüstü bir şey olur. 8 saat günlük düzenli olarak çalışılır mı? Benim aklım pek almıyor. Ama şöyle yapıyoruz. Bugün 8 saat çalışıyorum. Yarın 4 saat, diğer gün 2, sonra bir 3-4 gün ara veriyoruz. Sonra bir tekrar gaz geliyor bize. Mesela eğitim bilimlerinde hocam sizin alanınız ama bu Estağfurullah. öğrencilere program yaptığım için bir şey böyle fark etti. Öğrencilerimizin genellikle gelişim psikolojisi iyi. Sebebini de Sebebini de şöyle şöyle. birkaç yıl içerisinde öğrendim. Şimdi öğrenci eğitim bilimlerine gelişimle başlıyor. Onun ortalıyor, bir moral bozukluğu başlıyor, dersten kopuyor. Sonra tekrar başlıyor. Ama nereden başlıyor? Yine gelişimden başlıyor. Gelişim nedir? Gelişme nedir? Kritik dönem nedir? Bir 20 sayfa ilerliyor,
bir moral bozukluğu, bir şey oluyor, dersten kopuyor. Sonra bir istek geliyor, yine gelişimden başlıyor. Sonra diyor ki hocam benim gelişimim çok iyi ama ÖYT'm yok. Diyorum düşün niye yok? Dönüp dönüp aynı yere geliyorsun. Yani bir derste 3 kere 4 kere çalışıyorsun. O çalıştığın noktayı diğer derslere de yaysa aynısı gelişim gibi büyük bir başarı olacak. Bizde de anayasa adına söyleyeyim. İlk ünitemiz hocam hukukun temel kavramı. Hoşlanmıyoruz. Soyut. Soyut olduğu için orayı bir bırakıyoruz. İkinci üniteye bakıyoruz. Ne var? Temel hak ve hürriyetler yok. Bize uygun değil. Onu da geçiyoruz. Diyoruz ki en iyisi yasamayla başlayalım. Yasamayla başlıyoruz. Çünkü haberlerde görüyoruz. İşte milletvekili, cumhurbaşkanı, işte bakanlar, yardımcısı. Biraz iyi geliyor. 2-3 sayfa ilerliyoruz. Ondan sonra yine bir kopma var. Bu kez arayış içerisindeyiz. Yasamada mı başlayayım? İdari hukukla mı başlayayım? Yok biraz ben işte uluslararası kuruluş mu çalışayım? Şöyle bir ne yaptığımızı bilmeden oraya buraya böyle dallara konan kuşlar gibiyiz. Bunun sebebi de hocam sistemimiz maalesef yok. Ben bazen benzetme yapıyorum. Almanya'da şu anda 5 milyon civarı nüfusumuz var galiba. Türk nüfusu var. Tabii Hakan hocam daha iyi bilir. Türkiye'nin nüfusu 83-84 milyon. Evet. Şimdi Almanya'da gurbetçi futbolcu kaynıyor. 5 milyondan çıkıyor bu. 5 milyonluk nüfustan her Anadolu takımına bakın gurbetçi futbolcular var. Şimdi insan aklına geliyor. Ya 5 milyonluk bir Türk nüfusunda bu kadar futbolcu çıkıyor da 84 milyonluk büyük bir nüfustan niye doğru dürüst çıkmıyor? Cevabımız hocam altyapı. Altyapı, altyapı. Yani bir sistemimiz maalesef söz konusu değil. O yüzden arkadaşların aslında her şeyden önce planlı çalışması gerekiyor, değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani günlük planımız bizim bir yol haritamızın olması lazım. Öğrencimiz maalesef şunu yapıyor. Diyor hele bir sabah uyanayım. Bir masaya oturuyor. Bir kitabı açıyor. Matematik bunu boş ver. Tarihten ilk Türk devletlerine bakayım. Uygurlar çünkü insan hoşuna gidiyor. Ondan sonra ondan sıkılıyor. Şöyle bir 3-4 tane paragraf çözeyim. Onu da boş ver. En iyisi ben biraz maden ezberleyeyim. Onu da boş veriyoruz. Şu Stalin dönemine bir bakalım. Bir bakıyorsun gün bitmiş, büyük bir yorgunluk var. Plan yok hocam. Evet, Maalesef maalesef. arkadaşlarımızın bir yol haritasına ihtiyacı var. Sabah kalktığında saat kaçta kalkacak, kahvaltısını kaçta yapacak, kaç soru çözecek, hangi dersin hangi konusuna bakacak bir yol haritasını bir gece önceden hazırlasak büyük bir faydası olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Sağ olun hocam. Ben o zaman şöyle yapayım. Şimdi Selami hocama çok az söz verdiğim için ona sorularıma geçmiş olayım. Selam abi, şimdi şunu sormak isterim. Tarih yine baş belası diyeceğim ama yanlış anlama. Çünkü her öğrenciden gelen bana olay şu. Ben tarih yapamıyorum. Ben denemede tarihi yapamadım. Ben şu hocanın soru bankasını çözemedim. Bu tarihi çalışma şekli için soracağım. Şimdi Hakan hocama sordum, Reyhane hocama sordum. Bu arkadaşlar tarihe nasıl çalışmalı? Yazarak mı, dinleyerek mi, kavram haritası çizerek mi, çıkmış sorular üzerinden mi? Birinci sorum bu olsun. Tarihe nasıl çalışmalı? Şimdi Cüneyt hocam, bir kere bizi dinleyen arkadaşların hepsi şu anda hepsi öğretmen adayı. Yani öğretmen hepsi ama atanma adayı, atanmak için çalışan arkadaşlar. Ben şu cümleyi çok anlayamıyorum. Yani bu arkadaşlar atandıklarında okullarında ders anlatacaklar. Tarihi anlayamıyorum mu? Anlayamıyorum. Demek ki tarihi anlamamak için çalışıyorlar, bunun için gayret ediyorlar. Ben bu tarihi nasıl anlayamam diye düşünüyorlar. Ya da tarihi anlamakta yaptıkları yöntem, metot yanlış. Buradan başlamakta fayda var. Yani hepsi gözlerini kapatsın. Bir yıl sonra nerede olduklarını düşünsünler. Bir yıl sonra eğer hala Cüneyt Hoca ile benle, Hakan Hoca ile Reyhan Hoca ile birlikteyse kaybedenler kulübünden bunlar. Ama
Ben de bu hocaları dinledim ve atandım diyenlerdense kazananlar kulübünden. Yani ilk önce şunu düşünmeleri lazım. Ben atanmak istiyorum ve benim ailemin, çoluğumun, çocuğumun, ki izleyenlerin çoğu evlidir burada, bunu da söyleyeyim yani. Çoluğumun, çocuğumun, benim atanmama ihtiyaçları var. Ailemin bana ihtiyacı var. Her şeyden öte benim buna ihtiyacım var. Yani bir kere çalışmanın bir motivasyon kaynağı olmalı. Motivasyon kaynağı olmadığı zaman çalıştığınızı da anlamazsınız. Yani neye çalıştığınızın bir önemi yok. Sizi buna çalışmaya itecek bir motivasyonunuzun olması gerekir. O yüzden bir an önce kendilerini güncellesinler ve bir an önce o motivasyonu kazansınlar. Tarihi nasıl çalışılır sorusuna gelince, ikinci aşamada bu sorunun cevabını verecek olursak, Reyhan hocamın söylediği bir şey vardı hocam orada. Yani öğrenci videoyu izliyor ya, ya da konu çalışıyor ya, video da izleyebilir, konu da çalışabilir, hiç fark etmez. Orada mutlaka not tutması lazım. Kendi notunu çıkarması lazım. Notunu çıkaracak, onu yazacak. Birinci üniteyi bitirdikten sonra onun sorularını çözecek. Ondan sonra ikinci üniteye geçecek. Çünkü tarih bir halka, bir zincirin halkaları gibidir. Tarih birbirine bağlıdır. Birini anlamadan diğerini anlayabilmen çok zordur. Yani Osmanlı'nın Tanzimat'ını anlayabilmen için İkinci Mahmud'u bilmen gerekir. İkinci Mahmud'u bilebilmen için Selim'i bilmen lazım. Selim'i bilebilmen için Lale Devri'ni bilmen lazım. Bu bunun gibidir. Doğal olarak arkadaşlar bir sistematik üzerine gitmeli ve mutlaka örgüyü çok iyi yapmalı. Tarihi anlayarak gitmeli, ezberleyerek değil. Çünkü ezber gittiğinde şöyle bir sorun ortaya çıkar. 2 gün sonra unutulabilir, birisi başka bir şey söylediğinde kendisinden endişe edebilir. Ama anlayan bir öğrenci kendisinden endişe etmez. Bunun üçüncü noktası da şu. Sınav odaklı çalışıyor çocuklar. Yani karşılarında bir sınav var. Onu geçmeleri gerekiyor. Sınav odaklı çalıştıkları için de biraz da oportünist olmaları gerekiyor. Faydacı olmaları gerekiyor. En çok neye bakmam lazım? Demin söylediğimiz yarıda kaldı. Yani 27 tane tarih sorusu çıkıyor. Bu 27 tarih sorusunun 9 tanesi Osmanlı, 12 tanesi İnkılap, 3 tanesi Çağdaş. O zaman benim en çok ağırlık vermem gereken nokta burası olmalı. Osmanlı'nın kültür medeniyeti, 3. Selim, 2. Mahmut, Tanzimat dönemi, 2. Abdülhamit. Bitirdim ben. Osmanlı'yı bitirdim. O 9 soru cebimde benim. Yani cevap cebimde bitti o kadar. İnkılap tarihine geldiğimizde 20. yüzyılda Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, gizli antlaşmalar, Mondros'un maddeleri ve arkasından cemiyetler. Bitti 2 soru buradan cebimde. Öbür tarafta ki Sivas Kongresi, hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması temsil heyeti öncesinde, son Osmanlı Mebusan Meclisi, al 2 soru da oradan cebimde. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, 3 soru cebimde. Dış politika, inkılap ilke, 3 doğruda. Hocam yani bakmaları gereken şey bu zaten çocuklar. Böyle baktıklarında neye çalışması gerektiğini iyi bildiklerinde bu çocuklar çok daha başarılı olurlar. Ama ne yapıyoruz? Eylül, Ekim'de derslere başlıyoruz. Arkadaş Ocak ortasına kadar Osmanlı'ya geçemiyoruz bir türlü maalesef. Ve not almıyoruz. Başkalarının notundan faydalanıyoruz. Ve bir şey daha, onu da gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Hocam ben şu kapıyı kapatayım. Ben öğretmenlikte 24. yılındayım. 24 yıllık öğretmenim. Ve bunun 3 yıl milli eğitim istifa, sonra 10 yıl derslancılık, 12 yıl derslancılık, sonra tekrar milli eğitime geçiş. Yani bunun yarısı derslancılık, yarısı milli eğitim ama şu anda hala milli eğitimde devam ediyorum. Şimdi öğrenci ne yapıyor biliyor musunuz? İtaat ediyor, itaat. Öğrenci Cüneyt İltuş'a itaat ediyor. Hocam bu acayip hata. Müthiş hata. Hakan Bileğen'e, Reyhani Karakoç'a itaat ediyor. Ya acayip bir hata bu ya. Öğrenci bir kere itaat edeceği şey bilgi olmalı, hoca değil. Öğrenci diyor ki ya hocam diyor, siz bunu böyle söylüyorsunuz da burada şöyle dinledim. Ya arkadaş, bunun sağlamasını yapacağın yer senin şimdiye kadar almış olduğun eğitimde evindeki kitaplar, aç evindeki kitaplarını, bir de kaynak, nefret ediyorum kaynaktan. Hocam ben sizin kaynağınızı çözdüm. Ya ben MEP kitabı yazmadım diyorum ya, benim kaynağım nerede? Bizim yazdıklarımız kaynak değildir, soru bankasıdır. Bizim yazdıklarımız yaprak testidir, denemedir. Bizim kaynaklarımız bizim
soru bankasını denemeye yazarken faydalandığımız kitaplardır. Yani akademik kitaplardır. Öğrenci bunu bir kere anlamalı. İtaatini bilgiden yana kullanmalı ve kesinlikle eleştirel olmalı. Hata yapan sizseniz de bensem de bunu çok rahatlıkla söylemeli. Fakat bilgisini sağladıktan sonra söylemeli. Ve kesinlikle MEP kitaplarına bakmalı hocam. Acayip faydasını görecekler. Bakın burada net söylüyorum. Acayip faydasını görecekler. MEP kitaplarını açacaklar hocam. 11 ve 12 özellikle bakın. 11 ve 12. Buradan da tüyo veriyor. Açacaklar hocam. Altlarını çizecekler. O ÖSYM'ni sonra da izleyecekler. Çünkü tamamen MEP kitabı çünkü. Tamamen müfredat. Bir de şunu söylüyor öğrenci. Hocam diyor ben bunu bu diyor çok teferruat geldi bana diyor öbür taraftan. Bir de şöyle bir şey var. Teferruat gelmesinin sebebi çocuk hep 2018 öncesi videoyu izliyor. 2018 önce çekilmiş videolar izliyor. Yeni müfredat değil, eski müfredat. Şimdi bizim çektiklerimiz yeni olunca diyor ki hocam bu teferruat. Siz teferruat anlatıyorsunuz. Ya biz teferruat anlatmıyoruz. Biz olanı anlatıyoruz. Sen eski izlediğin için sorun yaşıyorsun burada. Yani öğrencinin neye bakması gerektiğini tarihte çok iyi bilmesi gerekiyor. Neye çalışması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve kesinlikle Osmanlı, İnkılap ve Çağdaş'ı öncelikli olarak bitirmesi gerekiyor. Ondan sonra genel tekrarına gitmesi gerekiyor. Hatalardan birisi de şu hocam. Çağdaş. Çağdaş'ı en sona bırakıyorlar. Aynı Reyhan hocam söylediği gibi yani. İşte hani anayasayı sona bırakıyorlar. Biz de Çağdaş'ı da sona bırakıyorlar. Çok büyük bir hata. Öğrenciyi eleyen sorular Çağdaş'tan geliyor. Geçen yıl Yunus Emre sorusuydu mesela. Yani öğrenciler biz ÖSYM'ne sorar da verdik onu. Yunus Emre sorusunu birçok kişi yapamadı. Ve tek veren de bizdik orada. Dedik ki bak müfredatta bu var dikkat edin. Ondan sonra ne yaptı? Öğrenci telaşla, bir telaşla Çağdaş'a son bir hafta, iki hafta, bir ayda çalıştı. Allah bullak etti. Zaten Çağdaş kalın bir kitaptır hocam. Kocaman kalın bir kitaptır. Onu halledeceğim diye Osmanlı'yı da İnkılabı da eline yüzüne bulaştırdı. Maalesef yani öğrenci. Kaç soru var kardeşim? 27. Kaçı Osmanlı İnkılap'tan çıkıyor? 24. O zaman ben oraya ağırlık vermeliyim. Ve MEP müfredatına bakmalıyım demeli ve böyle hareket etmeli. Peki. Ama... Selam hocam. Şunu soracağım. O zaman aslında şunu diyebilir misiniz? Aslında tarih soruları bu 2016'dan sonra için söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları esas alınarak aslında oradaki bilgiler mi yoklanıyor genel kültürde? Hocam ben şu anda 400 tane tarih öğretmenine ders anlatıyorum. Evet. ÖABT tarihe ders anlatıyorum. Bugün dersim vardı oradan çıktım geldim ben. O online eğitim vardı. Şimdi onlara hep şunu söylüyorum. Onlara da aynı cümleyi kuruyorum. Diyorum ki bak çocuklar mutlaka bakın. MEP kitabına mutlaka bakın. Geçen sene öğrenciyi en çok yoran sorulardan bir tanesini söylüyorum hocam size. Bu ÖABT sorusuydu. En çok yoran soru. Diyor ki işte 3. İvan döneminde diyor. İstanbul'un fethinden sonra 3. İvan döneminde. Tamam mı? Aşağıdaki şehirlerden hangisi için 3. Roma kavramı kullanılmıştır diyor. 3. Roma. Fatih İstanbul fethettikten sonra 3. İvan dedi ki burası artık 3. Roma'dır dedi. 1. Roma Roma, 2. Roma İstanbul, 3. Roma. Burası Moskova. Ya hocam biz bunu hiçbir yerde görmedik. İyi de koçum bu MEP kitabında var. 11. sınıf kitabında yazıyor. Bak hiçbir yerde görmedik dediği bilgi o kitapta yazıyor hocam. Adamlar öyle bir kitap yazmışlar ki hocam ben bunun çok içinde olduğum için öyle bir kitap yazmışlar ki. Ya öğrenciye zaten o kitabı bir yılda bitirmen mümkün değil. Mümkün değil yani. Lise öğrencisine. Ama çok geniş kapsamlı bir kitap. Çok akademik bir kitap. Yani gerek şeyde KPSS'de gerek ÖABT'de sorulabilecek soruların KPSS'de tamamı ÖABT'de %90'ı var orada. Çok rahatlıkla var. Yine bir soracağım geçen. Yine birçok kişinin takıldığı muhacirin sorusu. İşte muhacirin komisyonlarından soru sordu. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Ama MEP kitabında var. Ne demek istediğimi anlatabildim mi hocam? Budur işte. Anladım. Yani peki, çocuklar buna bakacaklar hocam. Bak mutlaka ben gözden kaçırabilirim, siz gözden kaçırabilirsiniz. O gözden kaçırmayacak. Alacak, gidecek bir okula alacak. Arkadaş ya benim şeyim bu, kitabım bu. Bakacak, okuyacak burayı hocam. Altını çizecek. Coğrafya içinde böyle. Coğrafya içinde böyle. Alacak, Türkiye haritası kaçıncı sınıfsa Hakan hocam 9-10 mu?
9-10. Evet sınıflar hocam. mı acaba? Evet. Evet. Alıp bakacak hocam. Ondan sonra örüntüsünü Selam Hoca ile yapacak. Reyhan Hoca ile yapacak. Akın Hoca ile yapacak. Bu böyledir. Başka türlü olmaz hocam. Anladım. Peki hocam, aynı soruları size de yönelteyim. Tarihi ne sıklıkla tekrar yapmalı ve tekrarı nasıl yapmalılar? Şimdi tarih dersi bitti. Diyelim ki Hocam, arkadaş bitirdi. Ya şimdi çok fazla unuttuğunu evet. ifade ediyor. Bunun sıklığı, tekrar sıklığı ne olmalı? Tekrarı konu üzerinden mi yapmalı? Soru bankasıyla mı yapmalı? Mesela Hakan hocam soruyla yapmalı dedi. Reyhane hocam belli bir planları yok. Belli bir plana göre tekrar yapmaları gerekiyor dedi kendi branşları için. Sizin branşınız için tarihte unutmayı nasıl engeller? Hani bu unutma dediğimiz meşhur şikayetlerini. Ve Evet. sıklık nasıl olmalı tekrarda ve tekrar nasıl yapılmalı? Hocam unuttuğu şey yine bir örnek. Mesela diyor ki hocam ben sizin dersinizi dinliyorum. Çok güzel anlıyorum ama bir gün sonra unuttuğumu düşünüyorum diyor. Yani dersi dinleyen öğrenciden bizim istediğimiz şey bizim anlattığımız bize anlatması değil. Onu anlaması, soru çıktığında o anlatılan şeylerin aklına gelmesi ve soruyu çözmesi. Ki muhtemelen öğrenciler burada hataya düşüyorlar. Yani ben anlamadım bunu derken ya da unutuyor, özür. Ben bunu unutuyorum derken harbiden ona öğretileni mi unutuyor? Yoksa bir an böyle yolda giderken ya Abdülmecit'in dönemi neydi ya diye düşündüğünde mi unuttuğunu zannediyor? Yok Abdülmecit dönemi neydi diye unuttuğunu düşünüyorsa bunu ben de unutuyorum. Bu benim de aklıma gelmiyor. Yani unutabilirsiniz hocam, kısa bellek onu unutur. Ama soruya baktığınızda eğer siz o bilgiyi hatırlayabiliyorsanız onu unutmazsınız zaten. Unutmamışsınız demektir. O yüzden ilk önce unutmayı bir belirlememiz gerekiyor. Muhtemelen arkadaşlar unutmayı yanlış tarif ediyorlar. Ama tekrar olarak unutma demeyeyim de tekrar olarak yapmamız gereken şey, çünkü çok dersle muhatabız. Coğrafyası, anayasası, tarihi, bilmem Türkçesi, matematiği, PG, ÖYK, gelişim, öğrenme, bilmem sınıf yönetme falan artı alan birçok şey var. O yüzden öğrencilerin mümkünse belli aralıklarla kısa tekrar yapmalarında fayda var. Ama bu kısa tekrarlarını tuttukları not üzerinden yapmalarında fayda var. Yani not tutuyorlar ya hocam, karalamalar yapıyorlar. Evet, evet. Kendi karalamaları üzerinden tekrar yapmalarında fayda var. Ben Hakan Hoca ile birleştireyim. Halil İnalcık gibi olsun. Yani Paul Wittek'le Fuat Köprülü'nünkini birleştirmiş olayım ben, tamam mı? Ama nasıl yapsınlar bunu? Şöyle yapsınlar. Soru çözüyorlar. Soru çözdüklerinde hata yapıyorlar diyelim. Yani tuttular dediler ki 18. yüzyıl ıslahatlarından hata yaptılar. O zaman 18. yüzyıl ıslahatlarının kendi notlarından bir tekrar yapsınlar. Yoksa yani İslam öncesinde hatası yoksa dönüp İslam öncesine bakmanın bir anlamı yok. Oraya kısır döngüde durmanın bir anlamı yok. Yoksa zaman kaybı olur zaten. Anladım hocam. Peki hocalarım, son sorum olsun. Yani size, çünkü bir saati de açtık, arkadaşları da bayağı burada tutuyoruz, hani hızlı da gittik aslında. Bu arkadaşlara şu son 4 ay için, ya yani bir öğretmen, bir abi, bir dost, yani kendi branşınız olur, genel olur, hayata dair de olur, sonuçta çoğu da zaten bir beklenti içerisinde bir umuda da tutunmaya çalışıyor. Önerileriniz ne olur? Genel anlamda da olur, branş anlamında da olur, KPSS anlamında da olur. Hakan hocam sizle başlayalım. Hocam bizim önerimiz, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben dershanede de görüyorum işte, ben dershanede de öğretmenlik yapıyorum. Oradaki öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı, ya beni yanlış anlamasınlar lütfen ama çok fazla ciddiye alıyorlar bu işi ve bu aşırı heyecanlanmalarına neden oluyor. Yani her şey dünyanın sonuymuş gibi düşünüyorlar. Neredeyse bu da sınavda büyük hatalar yapmalarına neden oluyor hocam. Tabii ki buna çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yani hepimiz kazanmak için çabalıyoruz. Ama gereğinden fazla buraya da anlam yüklediğimiz zaman aksine ters tepiyor hocam. Yani doğru bildiğimizi bile bu kez yanlış yapmaya başlıyoruz. Yani burada benim istediğim öğrencilerimden lütfen adam akıllı çalış. Elinden geleni yap. Ve ardına da bırakma. Yani ne yapman gerekiyorsa canını dişine tak yap hocam. Ama
olmayacaksa da hani bir şekilde olmuyor. Bunu dünyanın sonu gibi düşünme. Anlaşıldı mı? Yani ben bunu istiyorum. Her zaman öğrencilerime de bunu söylüyorum. Misal ben hep bu konuyla ilgili bir hikaye anlatacağım. Anlatıyorum. Onu da anlatayım. Öyle bitireyim ben o zaman hocam. Ben ortaokul bittikten sonra mıydı? Lise bittikten sonra herhalde hocam. Deniz Astsubaylığı için başvurdum. Çok da istiyordum. O zaman bir heves ya hani böyle beyaz elbiseler falan filan diye. Öyle düşünüyorum yani. Deniz Astsubaylığı her şeyle kazandım hocam o dönemde. Hatta en son boğazıma baktılar. Burada ameliyat izi var benim. Gerekirse estetik ameliyat olur musun dediler. Olurum dedim yani problem yok dedim. Tamam dedim. Ben kazandı gözüyle bakıyorum hocam böyle tamam dedim abi. Çünkü adam mührü gözümün önünde vurdu. Anlaşıldı tamam dedim ulan ben kesin kazandım falan dedim. Eve geldim bekledim işte Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet. O zaman bu üçünden birinde yayınlayacağız bak dediler. Baktık hocam olmamış. Yani bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama o zamanki dönemi biliyorsunuzdur. Sırf babam sakallı diye olmadı. Yani olay bundan ibaret maalesef. Neyse dedik ağladım sızladım o zamanki dönemde. Hani çünkü kesin gözüyle bakıyordum falan. Hocam 6 ay sonra okuyacağım yerde Düzce depremi oldu. Yani eğer ki kazansaydım gideceğim yerde Düzce depremi oldu. Yani kazansaydım ben de orada olacaktım. Ha şu andaki geldiğim konum Allah'a çok şükür oradan kat kat üstün. Anlatabiliyor muyum olayı? Yani tamam çalışın, edin, canınızı işinize takın. Ne yapmanız gerekiyorsa fazlasıyla yapın. Ama çok büyük de endişelere kapıldığınız zaman, işi de biraz Allah'a bırakmadığınız zaman yani öyle söyleyeyim hocam birazını da. Bu iş sınavda ters tepiyor hocam. Bu kez en doğru bildiğin soruda bile yani acaba mı ki diye kuşkuya düşüyorsun. Ya cevap belli orada bariz bas bas bağırıyor da. Hani bir korku var ya içeride. O korkudan dolayı hocam iş ters tepiyor. Benim istediğim biraz daha rahat olsunlar, sadece çalışsınlar yeterli hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Ben Güzel bir teşekkür ederim hocam. aslında anekdot da oldu. Aslında güzel bir aslında o mesaj da oldu ama arkadaşlar umarım hayatlarının merkezine koydukları sınavın her şey olmadığını sağlık ya da farklı şekilde sınanarak anlamazlar. Çünkü bir İnşallah. musibet, bir İnşallah. nasihat mevzusu inşallah onu yaşamazlar. Reyhan hocam siz neler demek istersiniz arkadaşlar? Ben de Hakan Hoca gibi bir şey anlatayım. Daha fazla mesaj verir diye düşünüyorum. Benim bir kuzenim vardı Özlem Hocam. Bizim öğrencimiz de, ben bu arada Malatya'da çalışıyorum bir kurs merkezinde, öğrencim oldu benim kuzenim. Çok stresliydi. Denemelerden sonra ağlama krizleri. Ben yapamam. Evde ortam yok. Burada gürültü var. Gecesini gündüzüne katıyordu. Atandı da. Çok da mutlu oldu. Adıyaman'dı sanırım. Oraya da atandı. Ocak ya da Şubat ayıydı. Türkiye'nin de gündemine gelmişti. Malatya'da bir trafik kazası oldu. Orada 7-8 tane öğretmenimizi kaybettik. Onların içerisinde benim kuzenim de vardı. Bahsettiğim Özlem. Şimdi şöyle bir düşündüm. O gün tabii o işin de şokuydu. Özlem'i böyle gözümün önüne getirdim. Deneme sınavına girer. Olmadığı zaman ağlar. Umutsuz. Kendini çok yordu. Kendini çok yıprattı. Sonuçta başardı. Ama hayat bambaşka bir şeyle onu karşıladı. Yani önemli olan, yani bir genelleme olacak ama hayırlısını da istemek lazım. Yani tamam sınav bizim için bir kilometre taşıdır. Tabii ki tek umudumuz o olmamalı ama. Çünkü hayır getirmesini dilememiz lazım. Ben bu süreçte bir bayan öğrencimiz vardı. İnanılmaz derecede stresli. Dünyalar güzeli de bir insandı. Stresten dolayı saçları dökülmeye başladı. Stresten dolayı vücudunda çeşitli yaralar çıktı. O dereceye getirdi. Atandı ama. Ama ikide bir rapor aldı. Hastanelere gitti. Yani atandığının da şeyini çıkartamadı. Zevkini çıkartamadı. Onun için tamam sınav dediğim gibi önemlidir. Ama kesinlikle bizim sağlığımızın önüne hiçbir zaman geçmemeli. Olursa güzel olur. Bizim için iyi olur. Ama merkeze de almamak lazım. Hakan hocamın dediği gibi.
Çünkü başka koşullar da var bu hayat içerisinde. Sınav sadece bunlardan biri. Bunu söyleyerek ben de sözümü bitireyim hocam. Teşekkür ederim hocam. Selam hocam, siz ne demek istersiniz? Arkadaşlara, her şeye dair. Şimdi Hakan hocam, Reyhan hocam gerekli dersleri verdiler aslında. Yani sağlık ciddi anlamda çok önemli. Sınavın tekrarı var hocam. Yani sağlığın çok tekrarı olmuyor. Yani bu yıl kazanamadınız, gelecek yıl kazanırsınız, hazırlamışsınız. Çok böyle sıkıntı yapmanın, böyle endişeye kapılmanın, geceleri uykusuz kalmanın çok da bir anlamı yok. Yani çok para kazanırsınız ama sağlığınız yerinde değilse bunun hiçbir anlamı olmaz. Ben arkadaşlara şunu söyleyeyim. Dünyanın çekim gücüne bence biraz kapılsınlar. En çok ne istiyorlarsa her sabah bu istediklerini mutlaka akıllarına getirsinler uyandıktan sonra. Bol bol şükretsinler. Bol bol. Allah'ım şükürler olsun desinler. Kötü günde de iyi günde de. Mutlaka şükretsinler. Hocam şu anda bu canlı yayını izleyemeyecek interneti olmayan insanlar var. Cep Var. telefonu olmayan insanlar var. Bu bir şükürdür. Bu çok Yani. önemli. Şu anki hayatlarına şükretsinler ve kesinlikle ne istiyorlarsa istediklerini etrafıyla paylaşsınlar. Ben bunu istiyorum. Ben bunu yapacağım desinler. İstediklerini yatak odalarının duvarına yazsınlar, assınlar. Her sabah ona bakarak uyansınlar. Bunu yaptıklarında emin olun artık o çekim gücü mü dersiniz? Allah'ın inayeti mi dersiniz? O bir gün gelir onu bulur hocam. İstemek çok önemli. İstediğinizde bu iş olur. İstemediğinizde zorla hiçbir şey olmaz. Zorla hiçbir şey olmaz. Yani ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Biz her zaman yanındayız, yanlarındayız onların. Yani sizin aracılığınızla, Hakan hocamın aracılığıyla, Reyhan hocamın aracılığıyla ulaşabilirler bizlere. Hepimiz ulaşabilirler. Bir mesaj kadar yakınız. Bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bazen çok yoğun olduğumuz süreçte cevap veremiyoruz. O konuda haklarını helal etsinler. Ama yani diyorum ki hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yardımcılar olsun diyorum. Ne diyeyim yani, sınav her şey demek değil. Hayatın kendisi zaten bir sınav yani. Evet, Hayatın evet. bu sınav içerisinde küçük bir sınav bu. Öyle diyelim hocam. Öyle diyelim. Doğru diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Biz tamam şu şöyle yanlış algıyı kaldıralım. Biz yaşananı şey yazılanı yaşamıyoruz aslında yani. Biz kendi kaderimizi kendimiz çiziyoruz ama bir külli iradenin olduğunu da unutmamak lazım burada. Yani bir külli irade var. O külli iradeden de istemek lazım hocam. Yani şöyle şu çok önemli. Ya Allah verir mi? Ya arkadaş verir. İstesen ya iste iste. Yani çünkü onun şeyi yok hocam. Ne derler? Sınır yok ki. Sınırsız. Evet. Sınırsız. Sınır yok Kısaca bir hocam. şey Sınırlar. söyleyeyim mi hocam? Yeter Tabii ki tabii. dua etmeyi bil diyorum. Bizim bir tane arkadaş vardı da onu anlatayım kısaca. Bu Nevşehir Aksaray yolunu biliyorsunuzdur hocam. Kışın şeyden Ya çıkıyor. bütün hikaye Nevşehir Aksaray'a. Bütün hikaye Nevşehir. Arkadaş çıkmadı mı? Aksaray'dan Nevşehir'e geliyor hocam. Gece. Kar, kış, kıyamet böyle, tamam mı? Diyor ki Allah'ım diyor, yani o korkuyla Nevşehir'in ışıklarını göreyim yeter diyor. Hocam Nevşehir'in ışıklarını görüyor, kaza yapıyor. La dedim Allah'ım eve kadar götür desen götürmez mi dedim ya. Niye dua etmeyi Ya değil mi bilmiyorsun yani? dedim yani. Evet. Ya Çok biz dua güzel bir etmeyi de örnek yani. bilmiyoruz gerçekten hocam. Direkt Doğru. Allah'tan dilek iste kardeşine. Direkt çekinme. Ben bunu istiyorum be. Çekim gücü dediğimiz olay bu zaten. Çekim gücü denilen olay bu. Direkt adrese teslim iste ya. Adrese teslim. Allah verir. O bulur çekim Hocalar. gücü bir şekilde. Orada çok pardon hocam. Orada şu yanlış anlamaydı. Yani Allah verir derken onu sen çok istediğin için Allah sana onu yapma enerjisi verir. Onu bulursun sen yani. Bu gelir bulursun. Hocalarım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim katıldınız, Tabii. kırmadınız. Arkadaşlara ara ara teknik arızalardan dolayı kopukluklarımız olduysa da affola. Hani malum arada koptuk geldik. Selam hocamın Evet. internetinden bazen problemlerimiz oldu ama sonra ben sorularımı sorabildim. Tekrar tekrar hocalarıma teşekkür ederim. Ben yorumları da açmış olayım en azından.
Bugünü böyle kapatmış olalım. Arkadaşlar bu yayınlar devam edecek. Hocalarımı zaten sosyal medyada takip edin. Sizlerin sorularınıza da cevap vereceklerdir fazlasıyla. Kendileri bilgi paylaşımları yapıyor, canlı yayınlar yapıyorlar. Kesinlikle ulaşabilirsiniz. Bu yayınlar devam edecek. Umarım size faydalı bir yayın olmuştur. Tekrardan sizin adınıza hocalarımıza tekrardan ben teşekkür ederim. Biz teşekkür Kendinize ederiz iyi hocam. bakın o zaman. Allah'a emanet olun Tamam hocam. arkadaşlar. Hocalarım siz de kendinize çok iyi bakın. Tekrardan Görüşürüz teşekkür hocam. ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar.